Türkiye'nin son günlerde merak edilen isimlerinden biri ünlü oyuncu Tolga Savacı'nın ablası Sibel Savacı. Sosyal medyada ve internet platformlarında Sibel Savacı hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için araştırmalar yapıyorlar. Gelin Sibel Savacı'yı daha yakından tanıyalım. ...1958 Ankara doğumlu olan Sibel Savacı öğrenimini Özel Moran Koleji ve ABC Koleji'nde tamamladı. Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü model ve manken, ardından marka danışmanı olarak Türkiye'nin dünyaca ünlü markalarını dünyaya tanıtan Sibel Savacı, ani bir kararla geçtiğimiz yıllarda Bodrum'a yerleşmişti. Yaklaşık 15 yıl medyadan uzak duran ve konuşmayan Savacı, çocukluk ve iş yaşamındaki günlerini, bilinmeyenlerini ilk kez sözcüye anlatmıştı. Hukukçu bir baba ve bankacı bir annenin kızıydı. Küçük yaşlardan itibaren babasının mesleğinden etkilendiğini belirterek lise son sınıfta girdiği üniversite sınavında Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Bu konuyla ilgili "Hukuk Fakültesini kazandım, tam gitmeyi düşünürken TRT'de gördüğüm bir reklamdan çok etkilendim. Reklamcı ve model olmak istedim. Ünlü reklamcı Ali Nur Veli Dedeoğlu tanıdığımızdı hem de. Ona giderek reklamcı ve model olmak istediğimi söyledim. Önce reklamlarda oynadım. Ardından model oldum. Tabii ki hukuk fakültesi eğitimi kaldı ama model ve ardından halkla ilişkiler ve marka danışmanlığı yaptığım için hiç pişman olmadım" diye konuştu. Sibel Savacı markaları tanıtmak için kardeşi Tolga Savacı ile birlikte 1978'li yıllarda moda ve mankenlik dünyasına adım atmıştı. 1978-89 yılları arasında tekstil, moda ve reklam sektöründe model olarak çalıştı. Bu dönemde konsept geliştirme, koleksiyon danışmanlığı, sanat yönetmenliği, prodüksiyon ve organizasyon alanlarında da aktif olarak rol aldı. Tam 11 yıl podyumlarda dünyaca ünlü markaları tanıttı. Reklam, katalog çekimlerine katıldı. Bu süreçte bir kadın olarak ne iş hayatında ne de modellikte herhangi bir tacize uğramadığını söylüyordu ve ekliyordu: "Sinema, sanat, model, manken ve reklam dünyasında bu gerçekten çok konuşuluyor ama gerçekleri söylemek zorundayım. Eğer yaptığınız işi seviyor, dürüstseniz ve kendi sınırlarınızı çizdiğinizi karşınızdaki insanlara hissettiriyorsanız taciz olayını yaşamıyorsunuz. Ben modellikte sektörün altın çağında yer aldım. Çünkü o yıllarda Türkiye'de tekstil ve konfeksiyon sektörü büyük bir atılım içerisindeydi. Türk konfeksiyonları bu şekilde dünyaya tanıttık. Bir günde 4 defileye çıktığımı bilirim. İhracat sektörüyle birlikte Türk markaları da dünyaya açılmayı bildi" diye konuştum. Savacı 1989 yılında modellik kariyerini sonlandırdı. 1990 ila 1995 yılları arasında reklam ve televizyon sektörüne adım attı. Yapımcılık, sunuculuk ve prodüksiyon gibi görevleri üstlendi. Aynı zamanda TRT İstanbul Televizyonu'nda yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiğim Pazar 89 ve Moda Penceresi programlarını yaptım. 1990-1993 yılları arasında reklam sektöründe bir ilk olan Uluslararası Stok Fotoğrafçılık Ajansı'nı kurarak telif hakkıyla fotoğraf kiralama sisteminin sektörde benimsenerek yaygınlaşması çalışmalarının genişletilmesini ve Türkiye'de bu sistemin yerleşmesini sağladım diye konuştu. ...1995 yılında PR şirketi olarak 3S İletişim Danışmanlığı kurdu. Bu şirket aracılığıyla marka ve kurumlara marka, pazarlama ve kurumsal iletişim danışmanlığı hizmetleri sunarak 25 yılı aşkın bir süre sektörde faaliyet gösterdi. Savacı, işkolik olması ve mesleğine tutkunluğu nedeniyle uzun süreli evlilik alamadığını belirterek, 1984-1989 yılları arasında 5 yıl evli kaldım. Sonra ise evliliğimi işim ve sosyal sorumluluk projeleriyle sürdürdüm. Belki de özgürlüğüme çok düşkündüm" dedi. Sibel Savacı 1992 yılından bu yana sosyal sorumluluk misyonuyla Demokrasi Platformu, Bizim Ülke Derneği, ÇEV gibi sivil toplum oluşumlarında çeşitli projelerde görevler yaptı. Yaklaşık 42 yıldır model, manken, iş insanı, genel müdür olarak sektörün birçok alanında hem çalışan hem yönetici olarak bulundum. Kadınlarımızın Türkiye'de isteyip de yapamayacağı, başarılı olamayacağı bir sektör yok. Bizler Atatürk'ün çocuklarıyız. Analarımızın, ninelerimizin Kurtuluş Savaşı'nda, Cumhuriyet'in kuruluşunda verdiği mücadeleyi bizler de şu anda sürdürüyoruz. Bizden sonraki kız çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkmak hepimizin görevi. Bu nedenle elimden geldiğince sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya gayret gösteriyorum. Nefesim yettiğince Atatürk ilkeleri doğrultusunda bu desteğe devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Savacı ayrıca bireylere, markalara ve kurumlara nezaket ve görgü kuralları eğitimleri de vermekte. Instagram hesabından bu konuyla ilgili paylaşımlar yapan Savacı, Haberton'a verdiği röportajda hem kadın hem de erkek için İlber Ortaylı hocamızın da vurguladığı gibi görgü sadece giyim, çatal bıçak değil, hayattaki tavrınızdır, yaşam biçiminizdir. Öncelikle ve en basit haliyle düşünceli, nazik, başkalarının haklarına alan tanıyan, çevreye ve doğaya saygı duyan biri olmalıdır. Hayatın her alanında selamlamaktan özür dilemeye, teşekkür etmekten fikir tartışması yapmaya kadar her ayrıntıya nezaket katmaktır. Diğer yandan kişisel olarak ve paylaştığı alanlara karşı temizliğe özen gösteren, yerine ve imkanına göre iyi giyimli, düzenli, olumlu olumsuz sözünde duran, zamanında ve empati kurabilen kişilere zarafet sahibi diyebiliriz. Kişi hem ailesi hem de sosyal iletişimindeki davranışlarında rol model olmalıdır demişti. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde kardeşi Tolga Savacı'nın kaybıyla büyük bir acı yaşadı. Savacı, acı haberi, güzel ruhlum, koca yüreklim, savaşçı canım kardeşim, dostum, arkadaşım, Tolga Savacı maalesef ansızın aramızdan ayrıldı. Huzur içinde uyu bir tanem, değerli bir tanecik kardeşimiz. Tarifsiz üzgünüz. Değerlerinle, gönlünle, tüm varlığını bu yaşamı bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Bir tanemiz evladı Atilla'ya, sevgili eşi Nermincim'e, tüm sevenlerine de sabır dilerim. Huzur içinde uyu, yolun ışık olsun Tolgam sözleriyle paylaşmıştı. Sevenleri Tolga Savacı'nın ne zaman ve nerede defnedileceğini merak ederken ablası Sibel Savacı sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Savacı, bilgi bekleyen dostlar için, "Değerli kardeşim Amerika'da defnedilecektir," dedi. Son olarak teşekkür mesajı yayınlayan Sibel Savacı, "Değerlimiz canım kardeşim Tolga Savacı'nın ani vefatı için taziye mesajları gönderen, arayan, destekleriyle yanımızda olan tüm arkadaş ve yakınlarımıza, devlet büyüklerine, kendisini sevgi, saygı ve ihtimamla anan sanatçı dostlarımıza, basın mensuplarına, ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz. Süreçte geri dönemediklerimiz olduysa affola," ifadelerini kullanmıştı. Biz de Sibel Savacı'ya sabır, değerli oyuncumuz Tolga Savacı'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. (Gülüyor)